Çocuklar nasıl olmuş? Çok güzel. Çok güzel. Beğendin mi kızım sosu? Beğendim. Oğlum sen? Beğendim. Nasıl? Baharatı nasıl? Çok acı gelmiyor değil mi size? Aynı şekilde. Yok. Evet. Yok, gayet acısı iyi. Evet. İyi mi? Fazla acı yapmadım ben siz yemezsiniz diye. Gerçi ufaktan alışıyorsunuz ama. Hadi bakalım, afiyet olsun tekrardan. Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz Sihirli Mutfak 01 kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok lezzetli hem çok pratik Doritos'lu bir çıtır tavuk kızartma yapacağız. Ve yanında güzelcene şöyle bandırabileceğiniz lezzetli mi lezzetli bir dip sos yapacağız. Bunun için kullanacağımız malzemelere geçelim. 350 gram tavuk göğsü, 2 adet yumurta, onun haricinde 2 çay kaşığı sarımsak tozu ve isteğe göre baharatlarımız mevcut. Benim tercih ettiğim baharatlar tuz, karabiber, kırmızı biber, kırmızı toz biber, kimyon ve isot olacak. Bunun haricinde 2 su bardağı kadar da unumuz var. İlk başta tavuklarımızı jülyen şekilde doğruyoruz. Bir parmak kalınlığına geçmesin. Fazla da kurumasını istemiyoruz tavuklarımızın. İçi sulu olmasını istiyoruz. Bunları güzelce bir doğrayalım hepsini. Evet, şimdi tavuklarımızı da doğradık. Şimdi Doritos'larımızı al. Güzelce bir poşetin içine koy. Ve elinle ez. Şimdi bunları güzelce bir kaba al. Görüyor musunuz? Şimdi geldi paneleme işlemine sıra. Un sırasıyla yumurta ve Doritos'umuzu yapacağız. Bu üçlüyü devam ettireceğiz. Doritos yerine panko Japon ekmeği var. Ekmek kırıntısı, kurutulmuş ekmek kırıntısı. Ülkemizde de var. Onu da kullanabilirsiniz. Veya başka şeyler de kullanabilirsiniz. Panço vesaire gibilerinden. Mısır unu. Tamamen bunların hepsi isteğe kalmış. İlk başta batıralım unumuza. Fazlasını silkele yumurtaya. Bu arada bu saydıklarımın arasında en güzel olanı Doritos. Arkasından da panko ekmeği. Yapıştır. Her tarafına yapıştığına emin ol. Bakın görüyor musunuz? Kenara al. Bir tane daha yapalım. Dikkat ettiyseniz tavuklara tuz, karabiber vesaire hiçbir şey koymadım. Çünkü zaten sosumuz da baharatlı olacak. Doritos da baharatlı olduğu için fazla tavuğun önüne geçmesini istemiyoruz. Geri al. Yapıştır her tarafına. Şöyle böyle güzelce ne? Yapışsın. Gördünüz mü? Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi panelediğimiz tavukları daha önceden ısıtmış olduğumuz fritözümüze gönderiyoruz. Bu tarifi hafta sonu ailenizle birlikte hep beraber yapabileceğiniz, güzel zaman geçirebileceğiniz bir tarif. Maç seyrederken eşiniz, dostunuz geldiği zaman hep beraber yiyebileceğiniz lezzetli ve basit bir tarif. Şimdi yağ bırakalım. Kapağını kapa. Ortalama 6-7 dakika sürüyor pişmesi. Zaten renginden anlarsınız. Altın sarısı bir renk olacak. Tekrardan göstereceğim. Evet, tavuklarımız kızarırken o sırada yeşil soğanımızı doğruyoruz. Yoğurdumuzun içine gönderiyoruz. Sonra gelsin baharatlar.
güzelcene karıştır. Tavuklarımız artık pişti. Yağ süzülsün, kenara al. Evet, en güzel ana geldik. Bir yandan tavuklarımız orada olurken bunları soğutmadan sizle birlikte deneyimlemek istedim. Gördüğünüz gibi bakın dışarısı çıtır çıtır dışı. Çocuklarınıza sevgili takipçilerim, dışarıda marka vermeyeceğim. Bu tarz şeyleri yedirmeyin. Evinizde kendiniz yapın. Beraber yapın. Bu şekilde hem daha sağlıklı olur hem de daha lezzetli olacağına emin olabilirsiniz. Müsaadenizle. İlk başta bir sosa batırmadan deneyelim. Gerçekten çok güzel. Bir de sosa batırarak deneyelim. Evet. Bu tarif internette de çok var. Bunun benzerleri de var. Kesinlikle iş gören bir tarif. Hayat kurtarır. Evinizde çoluğunuzla çocuğunuzla hep beraber güzel yiyebileceğiniz bir tarif. Bir daha müsaadenizle denemek istiyorum tekrardan. Evet. Sosun tuzu, baharatları tam yerinde. Dediğim oranlarda atarsanız, dediğim miktarlarda arzuya göre baharatları biraz daha artırıp eksiltebilirsiniz. Kesinlikle çok lezzetli olur. Şimdi bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve aşağıda lütfen yorum yazmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.